Cumhurbaşkanımızın bir talimatı var bize. Bu süreçte kardeş Azerbaycan'ı yalnız bırakmayın. Dağlık Karabağ'daki son gelişmeler kapsamında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Aliyev görüşmede bugün savaşın devam etmesi ve her iki tarafta da kayıpların yaşanmasının sorumlusu Paşinyan'dır dedi. Aliyev, Dağlık Karabağ krizinde Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği desteğe de değinerek, kardeş Türkiye halkına gösterdiği destekten dolayı teşekkür etmek isterim. Bize çok sayıda destek mektupları gönderiyorlar. Aynı zamanda Türk basın mensupları da geziyoruz. Kendi hayatlarını savaş alanında riske atıyorlar ve bu görüntüleri dünya daha çok Türk basınının aracılığıyla görebiliyor. Gence'nin ve Berde'nin alçakça bombalanmasından sonra o bölgelere ilk yetişen kişiler Türk kardeşlerimizdi. Bu bir daha Türkiye-Azerbaycan birliğini gösteriyor. Biz aziz kardeşlerimizle konuştuğumuzda biz biliyoruz ki birlik sözde değil ameldedir. Bir daha hoş geldiniz ifadelerini kullandı. Sizin sahadaki galibiniz dolayısıyla fahredilir. Tüm dünyaya Türk'ün gücünü gösterdiniz. Gurur duyuyoruz. Bakan Çavuşoğlu ise, Cumhurbaşkanımızın bir talimatı var bize. Bu süreçte kardeş Azerbaycan'ı yalnız bırakmayın ve sürekli Bakü'ye gidin. Savunma Bakanımız, diğer arkadaşlarımız Binali Bey de gelecek, Meclis Başkanımız da burada diye konuştu. Tüm dünyaya gücümüzü gösterdiniz diyen Çavuşoğlu, gurur duyuyoruz ve inşallah kendi öz topraklarımızı bu başarılı ameliyatlarla geri alacağız dedi. Vatandaşlarımız çok yakından takip ediyor ve bize sürekli daha fazla destek verin. Azerbaycan'a yalnız bırakmayın diye uyarılarda bulunuyor. Bizi de cepheye gönderin diyen çok var. Eminim ki size yazılan mektuplarda da bunlar vardır. Ermenistan bugün başka ülkelerden destek bulmasaydı, Batı'dan, Rusya'dan bu cesareti bulamazdı. Dolayısıyla Azerbaycan diyor ki, benim gücüm yeter ve doğru gücü ve yeterli kapasitesi var. Türkiye olarak bugüne kadar diğer ülkelerle savunma sanayi alanında ya da askeri alanda işbirliğimiz olduğu gibi Azerbaycan'la da işbirliğimiz var. Olamaz mı? Olur. Hatta herkesten daha fazla olur ve olmalıdır. Bugüne kadar Azerbaycan'ın askeri kapasitesinin güçlenmesinde Azerbaycan kendi topraklarını kurtarmak için gerekli tedbirleri almıştır. İhtiyacı olan savunma sanayi ile ilgili malzemeleri bizden ya da başkasından ithal etmiştir. En doğal hakkıdır. Azerbaycan'ın endişesini çok iyi anlıyoruz. Çünkü 30 yıldır bu sorun çözülmediği gibi, bu sorunu çözmek için herhangi bir somut adım da görmedi Azerbaycan. Şimdi 30 yıldır çözülmediği gibi, Ermenistan saldırganlığını sürdürüyor. Ayrıca Ermenistan, Orta Doğu bölgelerinden getirdiği Ermenileri de illegal bir şekilde işgal ettiği topraklara yerleştiriyor. Yani bu çözümsüzlük Ermenistan'a yarıyor. Rusya, Amerika, Fransa filan hikaye. Bu ülkelerde sorunun çözülmeyeceği ortada. Bu ülkeler evet ateşkes olsun diyebilir. Doğru, çatışmayı kimse istemez. Ama burada biraz önce söylediğim gibi Ermenistan'la Azerbaycan'a eşit muamele yapmamaları gerekir. Ayrıca tek başına ateşkes sorunu çözmez. Ermenistan derhal Azeri topraklarından çekilsin demeleri gerekiyor. Bunu diyorlar mı? Hayır demiyorlar. Bir de bu Paşinyan utanmadan yardım istiyor. Köşeye sıkışan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan küstah bir çağrı yaptı. Kendini bilmez Paşinyan, Avrupa Birliği Karabağ Savaşı'nı bitirmeli ve Türkiye'ye karşı yaptırımı uygulamalı ifadelerini kullandı. Çatışmaların başladığı ilk günden bu yana Azerbaycan'ın yanı sıra Türkiye'yi de hedef alan açıklamalarından bir an olsun vazgeçmeyen Paşinyan'ın bu isteği AB ülkeleri tarafından daha önce umursanmamıştı. Öte yandan Azerbaycan Başsavcılığı tarafından 27 Eylül 30 Ekim tarihlerinde Ermenistan'ın saldırılarının neden olduğu can kayıpları açıklandı. Buna göre söz konusu dönemde 91 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 400 kişi yaralandı. Açıklamada yaşamını yitiren sivillerden 11'inin çocuk, 27'sinin ise kadın olduğu belirtildi. Yaralılardan da 14'ünün bebek, 36'sının çocuk, 101'inin ise kadın olduğu kaydedildi. Videoyu bitirmeden önce Azerbaycanlı kardeşlerimize bir mesaj göndermek istiyorum.
Bizler sizin hep yanınızdayız. Bundan sonra da sonsuza dek yanınızda olacağız. Hepinizi canımızdan çok seviyoruz.